Bölgesel Amatör Ligi 11. grupta Edirne'yi temsil etmekte olan Edirne Spor Gençlik Kulübü, iyi futbolunun yanı sıra alt sıralardan uzaklaşma gayretini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta şanssız bir şekilde lider Tekirdağ Spor'a uzatma dakikalarında 2-1 yenilmesine rağmen güzel futboluyla beğeni toplayan Edirne Spor GK, 25 Kasım stadında karşı karşıya geldiği şampiyonluk iddiası bulunan Çengelköy Spor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun sonlarına doğru grubun en iyi futbol oynayan takımları arasına girmeyi başardı. Balıkesir bölgesi hakemlerinden Doğan Altun, Kadir Beyaz, Fettah Büyük Yıldız ve Deniz Kayatepe hakem dörtlüsünün yönettiği karşılaşmada takımlar şu kadrolarıyla mücadele ettiler. Edirne Spor GK, Ufuk, Tugay, Samet, Doğukan, Emirhan, Ümit, Ramazan, Turgut, Aydın, Ender, Ziyad. Çengelköy Spor, Oktay, Erkan, Ümit, Naci, Mahmut, Günay, Ali Emre, Şenol, Ozan, Eren, Fırat. Müsabakaya her iki takım da galibiyet parolasıyla başlayarak hücum futbolu tercih ettiler. Karşılıklı ataklarla kale önü pozisyonları bulmada zorlanmayan her iki takım da orta saha ve kanat kombinasyonlarıyla rakibine üstünlük sağlama gayreti içinde oldu. 6. dakikada Ümit, 9. dakikada Tugay'la kanatları kullanan Edirne Spor bunlardan yararlanamadı. 11. ve 14. dakikalarda rakip Çengelköy, kale önü tehlikesi yaşatacak ataklar geliştirse de savunmanın başarılı oyunu gole imkan vermedi. 22. dakikada Edirne Spor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası karıştı ama son vuruşta başarı yoktu. 31. dakikada gol geldi. Serbest vuruşta kaleciden dönen topa Ramazan çok düzgün vurdu ve Edirne Spor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın 45. dakikasında Çengelköy, ceza sahasının hemen dışından bir serbest vuruş kazandı. Bu atışın kullanılması sırasında hakem Çengelköy'den Şenol'u kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Ve atıştan bir sonuç çıkmayınca ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarı her iki takımın da arzulu ve gol arayan bir oyun tarzıyla başladı. 63. dakikada rakip Çengelköy, karambol bir pozisyonda Fırat'ın dokunmasıyla beraberliği yakaladı. 69. dakikada Edirne Spor çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. 71. dakikada Çengelköy ceza sahasından topu çıkarmaya çalışan Ümit, kendi kalesine göndererek durumu 2-1 yapan gole attı. 81 ve 82. dakikalarda Çengelköy, ceza yayı dışından kullandığı iki frikik atışından gelen topları, kaleci Ufuk'un mükemmel kurtarışları sayesinde gole çeviremedi. 83. dakikada Edirne Spor 3. golünü kaptanın ayağından buldu ve iyice rahatladı. Nitekim son dakikada kalecinin de hatasından yararlanan Mert, maçın skorunu belirleyen golü attı ve müsabaka 4-1 sona erdi.